Sağlıklı Yeniliklerden herkese merhaba. Stres yüklü bir yaşam içinde uyku, uykusuzluk sorunları giderek daha çok kişiyi etkiliyor. Bu çok önemli konuda uzman bir isimle konuştum. Sağlıklı Yenilikler editörlerinden Ayşe Engez, nöroloji ve uyku hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Derya Karadeniz'e uyku ve uyku bozuklukları hakkında sorular yöneltti. Değerli hocamız 21. yüzyılın bu önemli sağlık sorunu hakkındaki bilgilerini bizlerle paylaştı. Hocam öncelikle uyku nedir? Gerçekten pasif ve tek düze bir süreç mi? Uyku yaşam için kaçınılmaz bir süreç. Uyanık kalabilmemiz ve hayatımızı sürdürebilmemiz için uykuya ihtiyacımız var. Yani uyumadan yaşamamız mümkün değil. Çünkü uykuda hem tüm bedendeki sistemler hem de beyin yenileniyor. Her akşam yenileniyor ve uyanıklık için gerekli birçok fonksiyon aslında uykuda düzenleniyor. Örneğin immün sistemimizin düzenlenmesi, hafızamızın korunması, bir takım hormonların salgılanması ki sadece uykuya bağımlı hormonlar var. Bunların hepsi uykuda gerçekleşiyor. Uyku pasif bir süreç değil, tam tersine çok aktif bir süreç. Şuurun askıya alındığı bir süreç, yani hatırlanamayan bir süreç. Ama aslında şuur devam ediyor, şuurluluk devam ediyor. Nereden biliyoruz? Rüyalardan biliyoruz. Çünkü beyin aktif ve beyin sürekli hafızasındaki yani o beynimizdeki çipteki doldurduğu bir sürü anıyı rüyalar olarak yaşıyor. Çok aktif bir süreç, hele bazı uyku dönemleri var ki REM evresi dediğimiz, beyin çok daha hızlı çalışıyor örneğin bu dönemde. Yani hiç pasif bir süreç değil. Derin uyku dediğimiz non-REM derin evresinde yavaşlıyor beyin aktivitesi ama hala devam ediyor. Kalp, mide bağırsak sistemi, her türlü sistemin çalışması farklılıklar gösteriyor o çeşitli uyku evrelerine göre. Yani uykuya daldığımız andan itibaren çevremizden bir haberiz. Hiçbir şey farkında değiliz. Uyaranlara yanıtımız yok. Ama aslında son derece vücutsal olarak ve beyinsel olarak aktif bir sürece geçiyoruz. Uykumuz süresince bu devam ediyor. Sabah uyandığımızda o uykudaki yenilenmeyle beraber, tabii ki normal uykudan bahsediyoruz, güne başlıyoruz. Peki hocam normal uyku dediniz. İsterseniz sağlıklı uykuya geçelim. Sağlıklı uykuyu nasıl tanımlayabiliriz? Deliksiz mi olmalı? Bölünmüş uyku, pardon, sağlıksız uyku mu? Şimdi normal uyku tanımı, bebeklikte, çocuklukta, ergenlikte, erişkin dönemde ve yaşlılıkta farklı. Uyku çünkü farklılık gösteriyor. Yeni doğanda farklı, erişkin yaşta farklı. Ama normal uyku dediğimiz zaman 4 tane parametreden bahsediyoruz aslında. Yani biz hastalarımızda uykusunu değerlendirirken öncelikle normali neydi, normal uyku özellikleri neydi onu sorgularız. Şimdi nedir normal uyku? Bir, uykunun süresi. Uyku süresi, normal bir uyku süresi, erişkinlerden bahsedelim isterseniz, 6-8 saattir normalde. %85 insanda bu böyledir. Bütün coğrafyalarda, bütün ırklarda. Ama bir de varyant dediğimiz yine normal olan, doğuştan itibaren süre gelen kısa uyuyucular ve uzun uyuyucular vardır. Yani bu insanlar doğumdan itibaren 6 saatten daha az uykuya ihtiyaç gösterebilirler ki buna kısa uyucu diyoruz veya 8 saatin üzerinde uykuya ihtiyaç gösterebilirler. Bu bir hastalık değil. Ama gösterir derken uyku süresi 6-8 saat normal derken dinlenmiş uyanma çok önemlidir. Eğer bir insan ihtiyacı olan uyku süresini yeteri kadar uyuyorsa bu 6-8 saat olabilir, 8 saatin üstü veya 6 olabilir dediğim gibi dinlenmiş uyanıyorsa sorun yok demektir. Şimdi normal uykuyu tanımlarken bir de uykumuzun başlama zamanı, uykumuzun gelme saatinden bahsedelim. Bu beyinde bir saatçik tarafından düzenlenir. Güneş battıktan sonra bir süre sonra hepimizin uykusu gelir. Ama sizin örneğin 12 gibi gelir, benim 11 gibi gelir, bir başka insanın saat 1 gibi gelir. Normalde güneş batışından 4-6 saat sonra uykunun gelmesine normal diyoruz.
Ama yine doğuştan varyant dediğimiz baykuş tipi ve tavuk tipi insanlar var. Bunlar bebekliklerinden, çocukluklarından itibaren uyku saatleri normalden farklı olan insanlardır. Örneğin baykuşlar 12-1'den önce hatta 2'den önce uykusu gelmeyen insanlardır. Çocukluktan beri böyle çocuklar vardır. Anne yatırmaya zorlar ama o çocuk bir türlü uyumaz. Onun normali odur çünkü. Veya tam tersi tavuk tipler böyle 10 gibi, 9 gibi uykusu gelen gayet net gidip yatıp uyuyan insanlardır. Bu da normal. Bir de normal uykuda süre ve uyku başlama saatinin dışında uyanma eşiği dediğimiz bir şey var. O ne? Herhangi bir dış uyaranla uyanma özelliği. Bazı insanlarda bu çok yüksektir. Yani deprem olsa uyanmazlar. Bazı insanlarda ise bir kuş cıvıltısına, bir yağmur damlasına uyanabilirler. Bu da gene kişisel farklılıklar gösterir. Bir de uyanma hızı dediğimiz, sabah uyandığımızda tam mutlak uyanıklığa geçtiğimiz, yani net olarak uyandığımız süre, uyku sarhoşluğu da denir buna. Bazı insanlar, bunun normali 5 dakikadır, 5-10 dakikayı geçmez ama bazı insanlar dakikalarca sonra ancak tam uyanırlar veya işte duşunu alır, kahvesini içer, ancak tam ayılır. Bu da kişisel özellikler gösterir. Yani uyku süresinde uyku başlama zamanı kişisel değişiklikler gösterir. Varyantlar vardır ama normal uyku dediğimizde ihtiyacı olan uyku süresini uyuduktan sonra o kişi dinlenmiş ve uykusunu almış uyanıyor ise biz ona normal uyku diyoruz. Peki hocam, normal uyku, sağlıklı uyku için aynı saatte yatıp aynı saatte mi kalkmalıyız? Onu mu öneriyorsunuz? Şöyle, uykumuz geldiği zaman yatmalıyız ama tabii ki uykumuz çok geç geliyorsa ve çok erken kalkmak zorundaysak onu düzenlememiz lazım. Biz uyku doktorları tarafından yapılacak bir şey bu. Kalkma saati de çok daha önemlidir yatma saatine göre. Kalkma saatimizin sabit olması çok kıymetli bir şey. Örneğin sabah normalde 8-9'da kalkan bir insan bir yaşam tarzı değişikliğiyle 11-12'lere kadar uyumaya başlarsa sabahları, gece uykusundan çalıyor demektir. Dolayısıyla gece uykusuzluk çekebilir. Dolayısıyla aşağı yukarı beynimizin bize söylediği, kendi kronotip dediğimiz, kendi uyku özelliklerimize uygun yaşamalıyız. Ve meslek seçimini bile buna göre yapmalıyız. Peki hocam, uykuya ihtiyaç yaşa göre değişiyor mu? Yaşlıların mesela daha az uyuduğunu biliyoruz. Şöyle, yaşlıların daha az uyuduğu çok doğru bir cümle değil. Şöyle, gece uykuları azalıyor yaşlıların, doğru. Ama bu gündüze sarkıyor. Yaşlılar daha biyoritim de değişiyor. Daha erken uykuları geliyor. Daha erken saatte uyanıyorlar. Gece uyku süreleri daha kısa. Uykuyu sürdürmeleri daha zor. Ama gecede olan bu aksama, yani uykuda azalma ne oluyor? Ertesi güne yansıyor. Gündüz uyukluyorlar. Gündüz uyukluyorlar. Yani 24 saatte topladığınız zaman uyku süresi normal ama uyku dağılımı bozuk. Yani gece uykusunun konsolidasyonu bozuk. Gece uykusunda olması gereken uyku süresinin bir kısmı gündüze kayıyor. Bu nedenle de tabii onu çok iyi düzenlememiz gerekiyor. Hocam peki uykunun sağlıklı olmasının sebebi melatonin düzeyi mi? Melatonin uykunun başlama zamanını belirleyen bir hormon. Tek başına melatonin değil. Melatonin salınımı herkeste farklı. Normal şartlarda melatonin güneş battıktan sonra, aslında öğleden sonra ikinden itibaren yavaş yavaş salınmaya başlıyor. Ama güneş battıktan sonra salınımı artıyor. Belli bir seviyeye geldiği zaman da uykusu geliyor kişinin. İşte o uykusunun gelmesini sağlayan melatonin salınımının en yükseğe geldiği zaman. Sizde 11'dir, bende 12'dir gibi. Melatonin uykuyu başlatan bir hormon. Çok önemli bir hormon. Örneğin uykusuzluk hastalıklarında melatonin salgılanmasını bozulduğunu biliyoruz. Bu hastaların melatonin yetersizliğinde olduklarını biliyoruz. Melatonin tek bir para, yani sağlıklı uyku için uykuyu başlatan bir hormon diyebiliriz sadece. Peki hocam, uykuya dalma süresi de sağlıklı uyku için önemli mi? Örneğin ne kadar sürede uykuya dalınmasını öneriyorsunuz? Kendimizi uyumaya zorlayamalı mıyız? Evet. Uyuyamadığımız zaman. Şimdi evet. Şimdi normalle anormal arasında bir
problemden bahsediyorsunuz. Şimdi normali nedir? Yatağa gittiğimizde uyumak üzere normalde 20 dakikadır o uykuya dalma ya da 30 dakikayı geçmemelidir. 30 dakikayı geçtiği zaman o zaman işte uykuyu başlatmada zorluktan bahsediyoruz. Yani uykusuzluk kısmına geçiyoruz işin. Erişkinler için bu 20 dakikadır bilimsel literatürde ama klinikte, pratikte 30 dakikadır bizim cut-off'umuz yani sınırımız 30 dakikayı geçmemesi lazım. Tabii kişinin bundan şikayet etmesi lazım uzamadan. Yani yatağına şöyle bir gerçek var. Birçok insan artık yatağına yatıyor, eline telefonunu alıyor ya da laptopunu alıyor. Açıyor, onunla uğraşıyor, aradan dakikalar geçiyor. Sonra ışığını kapatıyor. Tabii ki bunlarla uğraştığı için, mavi ışığa da maruz kaldığı için, beyni de aktive ettiği için tam uykunun başlama zamanında ne oluyor? Onları kenara koyup ışığı kapatıp yattığında uykuya geçmesi uzuyor. Bundan şikayet etmiyorsa, ben işte telefonuma bakıyorum, bir şeyler okuyorum, bir şeyler yazıyorum, sonra ışığımı kapatıyorum, işte yarım saat, bir saatte uyuyorum diyor ve bundan rahatsızlık duymuyorsa buna illa hastalık demiyoruz. Bir kere kişinin bundan rahatsız olması lazım. Yani yatağa yattığı zaman uykuya geçemediği, uykuya başlayamadığı için rahatsız olması lazım. Artık orada insomni hastalıklarından bahsetmemiz gerekiyor. Peki hocam, uyuyamadığımız zaman zorlamalı mıyız? Kalkmayı mı öneriyorsunuz bir noktadan sonra? Şimdi uykusuzluk hastalıklarında başka, bu normalde başka. Mesela sizin bir şikayetiniz yok diyelim uykunuzla ilgili. Gece yattınız, bir türlü olmuyor, dalamıyorsunuz. O yatakta kalmayın. Kaldığınız müddetçe, uyumam lazım dediğiniz müddetçe uyumanız mümkün değil. O zaman kalkıp biraz ışığı da azaltıp, mümkünse biraz loş bir başka bir odada, canınız ne istiyorsa uzanmak. Uzanmak önemli bir şey, uyku pozisyonu o çünkü. Beyin onu uykuya davet olarak algılar. Yani yatakta kalıp uyumam lazım dememek gerekiyor. Hepimiz arada bir olabilir. Vazgeçmek gerekiyor akşam ondan. Peki hocam, tam tersi kolay uyuyup uykuyu sürdürmede zorlukta bir uyku bozukluğu mu? Şimdi çok güzel bir soru. Uykuya dalmakta zorluk ayrı bir durum. Rahat dalıyor olabilir, yat uyuyabilir ama uykuyu sürdürmede zorluk ayrı bir durum. Başka bir tip insomni bu, uykusuzluk yani. Çok erken uyanma ayrı bir durum, ayrı bir insomni. Hiç uyumuyorum neredeyse diyen bir grup vardır. Ona paradoksal insomni deriz. Yani uykuyu algılama bozukluğu, yani beynin uyuduğu uyku süresini tam olarak anlayamaması durumu. Bu ayrı bir insomni tipi. Veya şöyle insanlar da vardır. Uyuyorum ama o kadar kötü uyuyorum ki. Yani bir uyuyorum, bir uyanıyorum. Tilki uykusu gibi benim uykum. Etraftaki her şeyi duyuyorum. Neredeyse bir türlü derinleştiremiyorum. Çok kötü kalitede uyuyorum da ayrı bir durum. Yani bunların hepsi insomni kavramı içinde, insomni hastalıkları içinde ayrı ayrı değerlendirilen ve ayrı ayrı yaklaşım ve tedavi gerektiren durumlar. Peki hocam, rüya görmek sağlıklı bir uykunun işareti mi? Neden rüya görüyoruz? Şimdi zaten görüyoruz. Biz uyuduğumuz sürece rüya görüyoruz. Yanlış bilinen bir durumu düzeltmekte fayda var. Şimdi uyku non-REM ve REM evrelerinden oluşur her şeyden önce. Non-REM de kendi içinde 3'e ayrılır. İşte yüzeyel, derin gibi 1, 2, 3 ve REM. Şimdi şöyle bilinir. REM evresi rüya gördüğümüz dönem. Doğru. REM evresi rüya gördüğümüz bir dönem. Canlı, senaryosu olan, içinde duygular barındıran, emosyon dediğimiz canlı rüyaları gördüğümüz dönem REM evresi. Her gece biz REM'e, uyku süremize göre 3 veya 5 kez giriyoruz 15-20'şer dakikalık sürelerde. Non-REM uykusunda da rüya görüyoruz. Beyin orada da aktif. Ama non-REM evresinin rüyaları daha böyle günlük işlerle ilgili, daha elementer, çok duygunun olmadığı,
daha ziyade o gün yaptığımız ya da yapamadığımız bir işi çözmeye yönelik bir şey. Yani hep görüyoruz aslında. Ama hatırlamıyoruz. Hatırlamıyoruz çünkü o sırada uyuyoruz. Rüyaların hatırlanması, düzenli olarak hatırlanması ama. Arada bir hepimiz gördüğümüz rüyayı hatırlarız. Ya da çok duygusal bir rüyayla uyanabiliriz. Bu bazen kabus da olabilir, bazen çok güzel bir rüya da olabilir. Onları hatırlayabiliriz tek tük arada bir. Bunda bir sakınca yok ama düzenli olarak bir insan hemen hemen her gün ya ben şu, bu gece şu rüyayı gördüm, çok rüya gördüm diyorsa bu anormal bir şey. Bu bir hastalık. Bu şunu gösterir. Uykunun çok bölündüğünü gösterir. Çünkü ancak hatırlama rüya esnasında uyanma ile mümkündür. Yani rüya döneminden uyandığımızda beyin onu kaydeder hafızayı ve biz onu ertesi günü hatırlarız. Ama ebediyen hatırlamayız. Hemen de silinir zaten. Yani sorunuzun cevabı rüyayı hatırlamak iyi bir şey değildir. Uykunuzun bozulduğunu, parçalandığını, uyanıklığa geçişin olduğunu gösterir. Her iki rüyayı hatırlama çok süregense hemen hemen her gün ya da haftada 3 diyelim katafo 3 ve daha fazlaysa o zaman biz ona bir hastalık mıdır diye bakıyoruz. Bakıyorsunuz. Peki hocam kabuslar sağlıksız bir uykunun işareti mi? Evet, kabus bozukluğu bir hastalık. Kabus bozukluğu bir hastalık. Kabusla uyanma. Bu kabus bozukluğu birincil bir uyku hastalığı olabilir veya depresyon, kaygı gibi ya da post travmatik stres sendromunun mesela çok önemli bir özelliğidir. Başka bir psikiyatrik hastalığa da bağlı olabilir. Yalnız şunu karıştırmamak lazım. Rüya hastalıkları içinde kabus değil ama REM uykusu davranış bozukluğu dediğimiz rüyayı yaşama hastalığı vardır. Bakın bu çok önemli bir hastalık. Ne olur burada? Kişi gördüğü rüyayı faaliyete geçirir. Örneğin rüyasında köpekten kaçıyordur diyelim. O esnada gerçekten kaçmaya başlar. Veya rüyada biriyle münakaşa ediyor diyelim. Gerçekten bağırmaya başlar. Rüyada birine vuruyor diyelim. Yanında uyuyan eşine vurabilir. Burada rüya, gördüğü rüyanın davranışa dönüşümü söz konusu. Ki buna REM uykusu davranış bozukluğu diyoruz. Erkeklerde daha çok görüyoruz, kadınlarda da olabilir. Bu bir hastalık, yaralanmalara sebebiyet verebilir. Öyle hastalarımız vardır ki bacağını kırmıştır. Örneğin rüyada topa vururken bacağını duvara vurarak kırmak ya da atlayıp tekneden atlarken denize gerçekten yataktan atlayıp burnunu kıran, kafasını kıran hastalar vardır. Dolayısıyla mutlaka tedavi edilmelidir. Yani bir kişinin rüya ile ilgili bir sıkıntısı varsa, çok rüya görme, kabuslar, kötü rüyalarla uyanma ya da rüyada bağırma, konuşma, bir takım davranışlar yapma, mutlaka bir uyku hastalığı aranması lazım. Mutlaka da tedavi edilmesi lazım. Peki hocam, uykusuzluğa tam geçmeden önce gündüz uykusu, gece uykusunu nasıl etkiliyor? Şekerleme faydalı mı? Normal şartlarda şekerleme çok kıymetli ve çok faydalı bir şey. Çünkü beynin 24 saat içinde 2 kez uyku ihtiyacı var. Bunların bir tanesi gece uykumuz biliyorsunuz. Yani belli bir saatten sonra başlıyor. İhtiyaç bu. Bir de öğlen saatlerinde bir uykuya meyil, uykuya eğilim halimiz var. Bu yemek yediğimiz için olmuyor. Yani hepimizin aslında eğer müsaade edersek öğlen saatlerinde hafif bir uykumuzun gelme durumu var. Eğer buna hürmet edersek, uyarsak ve uyursak öğlen saatlerinde bu çok önemli ve çok kıymetli ve çok faydalı bir şey. Özellikle kalp damar sistemi açısından çok faydalı olduğu kanıtlanmış durumda. Ama süresi ve zamanı önemli. Yani tamam gündüz uykusu çok güzelmiş, çok da faydalıymış, hem kalbi hem beyni beslermiş deyip de akşamüstü öyle yatmak tam tersi gece uykusunu bozar. Siesta yani şekerleme öğlen 12 ile 2 arasında yapılmalıdır. Tabii yaz ve kışa göre bir miktar değişir. Yazın örneğin bu saat 1 ile 3 arasına kayar. Kışın 11-1 arasına kayar. Tam öğlen saatleri yani güneşin en tepede olduğu saatlerde ve 30 dakikayı geçmeyecek şekilde yapıldığında o zaman faydalıdır. Bu saatlerin dışında uyursak ya da 30 dakikadan fazla uyursak o zaman gece uykumuz bozulur.
Peki hocam, uyuyamayacağım endişesi de uyku bozukluğuna yol açıyor mu? Uykusuzluk hastalıklarında uykuya dalamama, uykuyu başlatmada zorlukta en önemli semptom, en önemli belirti budur. Uyuyamayacağım endişesi. Bu bir uykusuzluk hastalığı. Uyuyamayacağım endişesi uykusuzluğu çok ciddi besleyen, uykusuzluğu daha da belirgin hale getiren bir durum. Mutlaka bunun çözülmesi gerekiyor. Gerçekten tedavinin işe yaraması için. Peki hocam, antidepresanlar biliyorsunuz günümüzde çok kullanılıyor. O uykuyu bozuyor mu? Nasıl etkiliyor? Şimdi her şeyden önce uyku hastalığı, diyelim ki uykusuzluk veya gündüz aşırı uyuklama, uykul hali, kötü uyanma, yorgunluk vesaire. Bir kere birincil uyku hastalıklarıyla psikiyatrik hastalıkları ayırmamız gerekiyor. Antidepresan adı üstünde sizin de söylediğiniz gibi ne zaman kullanılıyor? Depresyonda kullanılıyor. Veya anksiyolitik ne zaman kullanılıyor? Anksiyete varsa kullanılıyor. Bu ilaçları uyku için kullanmıyoruz. Bir anlamı yok. Ama şu varsa, bir kişide depresyon var ve depresyona bağlı bir uyku bozukluğu varsa, o uyku bozukluğu birincil tek başına bir uyku hastalığı değil de depresyonun bir parçasıysa gayet tabii. Bozar mı? Bozar. Çünkü ama şunu da söylemek lazım. Gece kullanılan antidepresanlar uykuyu bozar. Örneğin bazı antidepresan grubunu sabahları veririz. Sabah alır hasta ve ihtiyacı vardır. Alması gerekir. Bu sabah alınan antidepresanların genellikle gece uykusunda çok fazla etkisi olmuyor. Nadir durumlar hariç bazı kişilerde, kişisel duyarlılığı ilaçlara fazla olan insanlarda sabah aldıkları antidepresan gece uykularını da etkileyebilir ama bu küçük bir grup. Genel olarak sabah alındığı zaman sorun yok. Ama eğer antidepresan bir kişide depresyon olmaksızın gece veriliyorsa ve uyutmak için veriliyorsa işte bu çok büyük bir yanlış. Peki hocam, uykusuzluğa geçersek, uyku bozukluklarına, uyku bozukluklarının altında hangi problemler yatıyor? Uyku bozukluğu demek sadece uykusuzluk demek mi? Yok, işte bu bir kere. Şimdi, uyku bozukluğu demek şu demek, uykuyu idare eden, yürüten, sürdüren beyindeki networkler diyelim, sistemlerde bir problem olduğu zaman ortaya çıkan hastalıklara uyku hastalıkları diyoruz. Psikiyatrik değil bunlar. Beyinde uykuyu, bazen de uyanıklığı düzenleyen sistemlerde bir problem olduğu zaman uyku hastalıkları ortaya çıkıyor. Uyku hastalıkları dediğimiz zaman, birinci grup uykusuzluk hastalıkları. İçinde bir sürü farklı tipi var. İki, aşırı uykululuk hastalıkları. Yani gece normal uyumasına rağmen gündüz uyuklamayla giden hastalıklar. Üç, uykuda solunum bozuklukları. Herkesin hemen hemen bildiği artık uyku apne sendromları. Bunun içinde başka tipler de var. 4. Uykuda hareket bozuklukları. Yine çok insanın bildiği huzursuz bacaklar sendromu başta olmak üzere. Gece uykuda bacak atmaları, bir takım beden hareketleriyle giden grup. 5. Parasomni dediğimiz grup. Uykuda yürüyen, bağıran, konuşan, kalkıp yemek yiyen. Yani uykuda istenmeyen bir takım davranışlar yapan grup. Bu parasomni hastalıkları. Ve son olarak 7. Sirkadiyen ritim bozuklukları dediğimiz uykunun başlaması. 24 saat içinde uyku uyanıklık ritminin devamında bozuklukla giden mesela vardiyalı çalışma, jet lag veya gecikmiş uyku fazı gibi bir sürü hastalık var. Bu hastalıklar. Yani 7 kategoride 90'a yakın hastalıktan bahsediyoruz. Kısaca sorunuzun cevabı olarak uykusuzluk bir grup sadece uykusuzluk ve uykusuzluk başka uyku hastalıklarına bağlı da olabilir. Örneğin huzursuz bacaklar sendromu da uykusuzluk yapar. Santral uyku apne sendromları da uykusuzluk yapar. Dolayısıyla tek başına da uykusuzluk olabilir. Dolayısıyla bunları çok iyi ayıklamak, tanıyı çok iyi koymakla ancak mümkündür gerçekten iyi bir tedavi. Peki hocam, uykusuzluğu biz uyuyamadığımız zaman hangi aşamada hastalık olarak kabul edip tıbbi yardıma başvurmalıyız? Bunun tanımı var. Uykusuzluk demek şu demek. Bir, bu dalmakta zorluk olabilir, sürdürmekte zorluk olabilir, sabah çok erken uyanma olabilir, hiç uyumuyormuşum gibi olabilir. Bir kere bu şikayetin olması gerekiyor ama tek başına yeterli değil. Uykusuzluğa hastalık diyebilmemiz için mutlaka uykusuzluğun ertesi gün, yani gündüze yansıyan bir belirtisinin olması gerekiyor.
Ne olabilir? Yorgunluk olabilir. Bir takım fiziksel arazlar çıkabilir. Örneğin gözlerim yanıyor, sırtım ağrıyor gibi. Unutkanlık olabilir. Bilişsel fonksiyonlar bozulabilir. Odaklanmada problem olabilir. Uyku hali olabilir. Yani uykusuzluğa atfedeceği bir gündüz belirtisinin olması şart. Buna uykusuzluk hastalığı diyebilmemiz için ve kronik diyebilmemiz için de en az 3 aydır olması gerekiyor ve haftada 3 gece ve daha fazla olması gerekiyor. Yani pazar akşamı uyuyamamak uykusuzluk değil. Yani tek başına pazar geç kalkmışsanız uyuyamazsınız. Haftada 3 gün olacak, 3 ay ve daha fazla sürecek ve mutlaka gündüz bir işlev bozukluğuna yol açması gerekecek. Bizim buna uykusuzluk hastalığı diyebilmemiz için. Peki gündüz bahsettiğiniz ne? Hangi işlev bozukluklarına yol açabiliyor uykusuzluk? Demin söylediğim gibi aslında az uykunun yaptığı görevler aksıyor az uyunduğu için. Yorgunluk, uyku hali, bir takım fiziksel bulgular, örneğin baş ağrısı, göz yanması, mide bağırsak problemleri, bilişsel fonksiyon dediğimiz dikkat, hafıza, öğrenme, odaklanmada bozulmalar, az uyumaya bağlı uykunun gelmesi gibi bir belirti olması gerekiyor. Aa, ben uyuyamıyorum ama sabah gayet iyi kalkıyorum, gün içinde hiçbir problem yaşamıyorum uyuyamadığım için diyorsa bir insan, ona hastalık diyemiyoruz. Peki hocam, tedaviye geçersek biraz. Tedavide neler yapıyorsunuz? Tedavilerde uyku bozukluğunun çeşidine göre değişiyor herhalde. Çok. Bir kere uykusuzluk hastalığı tek başına bir uykusuzluk hastalığı mıdır? Yoksa uykusuzluk yakınmasının sebebi başka bir uyku hastalığı mıdır? Örneğin huzursuz bacaklar sendromu nedeniyle uyuyamıyor olabilir o kişi. Veya uyku apne sendromunda sık uyanma söz konusudur, uyuyamıyordur. Dolayısıyla bir kere ayıklamak gerekiyor. Psikiyatrik olmadığını, depresyon veya genellikle iç içedir ama anksiyeteyle iyi ayıklamak gerekiyor. Yani adını koymak gerekiyor. Uykusuzluğun ne tip, birincil mi, ikincil mi, eşlik eden başka bir uyku hastalığı var mı? Eşlik eden, mesela tiroid problemi var hastanın, o da uykusuzluğu arttırır. Bazı başka nedenlerle alınan bazı ilaçlar uykusuzluk yapar, arttırır. Çok iyi ayıklamak gerekiyor. Yani şöyle bir reçeti yok Ayşe Hanım. Uykusuzluk hastalığında kişiye şu 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 yapılır diye bir şey yok. Her kişide uykusuzluk çok güzel irdelenir. Yani uyku hekimi olarak ben bir kere o hastanın uykusuzluğun tipine, tek başına mı, beraberinde başka bir uyku hastalığı var mı, beraberinde başka hastalık, tıbbi hastalık var mı? Ne ilaçlar kullanıyor? Uykusuzluğun nedir? Tipi nedir'i belirledikten sonra ancak tedavide şunları 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 yapacağız diyebilirim. Peki hocam, bir de uyku merkezleri ve testleri duyuyoruz. Onlarda neler yapıyorsunuz? Uyku hastalıklarının tanısında olmazsa olmaz bir özellik bu. Uyku hastalıklarının tanısında polisomnografi dediğimiz hastanın gece uykusunu kaydettiğimiz bir tetkik kullanıyoruz. Bu tetkikte beyin, kalp damar sistemi, solunum sistemi, gövde, vücut, bacak, çene her şeyi tüm uyku süresince kaydediyoruz. Bu kaydı daha sonra saniye saniye değerlendiriyoruz. Bunun standartları var tüm dünyada net. Ve ona dayanarak ancak tanı koyuyoruz. Bazı uyku hastalıklarında gündüz uyuklamayla giden, örneğin narkolepsi sendromları gibi durumlarda gündüz de testler yapabiliyoruz. Gene beyin aktivitesini ölçtüğümüz. Dolayısıyla tanı polisomnografi ile konuluyor. Ancak ondan sonra tedavi belirleniyor. Polisomnografide de hastaya böyle ilaç verip uyutmuyoruz. Spontan kendi uykusunu sırasında, tüm gece boyunca gayet tabii, geceye has bir işlev çünkü uyku, tetkik yapıp, değerlendirmemizi yapıp ondan sonra tedaviye başlıyoruz. Peki hocam, bir de öğrenilmiş uykusuzluğu biz duyuyoruz. Mükemmeliyetçi, böyle ertesi günü düşünen kişilerin uyku sağlığı da etkileniyor mu ona göre? Şimdi öğrenilmiş uykusuzluk, diğer adıyla psikofizyolojik insomni,
Çok yaygın bir hastalık. Burada öğrenilmişin anlamı şu. Bu tip uykusuzlukta yaşamın herhangi bir yerinde başlar bu uyuyamama. Genellikle de başlatan bir faktör vardır. Bu her zaman negatif, kötü bir faktör olmayabilir. Örneğin çocuk doğurur bir hanım ve ondan sonra başlar. Veya eşinden ayrılır, işinden ayrılır, başlar. Bir faktörle tetiklenir. Bu faktörler ortadan kalksa dahi, yani çocuğu büyüdü, yeni bir işe sahip, her şey o kötü durum ortadan kalksa dahi uykusuzluk devam eder. Yani beyin onu öğrenir ve uygulamaya devam eder. Bu da herkeste olmaz. Bunun da bir genetik altyapısı var. Bazı beyinler zaten uykusuzluğa yatkın olarak doğar, dünyaya öyle gelir ve yaşam içinde bir faktör uykusuzluğu tetikler. O genetik zeminde, ona yatkın insanlarda, herkes de değil. Ve ondan sonra da kalıcı hale gelir bu uykusuzluk. Çünkü beyin bunu öğrenir. O nedenle psikofizyolojik diyoruz. Yani psikolojik bir faktör başlatıyor. Daha sonra fizyolojik, yani onun o kendi doğası haline geliyor. Bu en yaygın uykusuzluk tipi. Burada en önemli durum, hasta uyuyamama endişesi içindedir. Ya da uyumak ister hep. Hep uykunun peşinden koşar. Başka yerlerde uykusu gelir. Kanepede uyuklar filan. Kendi yatağına gittiği zaman uyuyamaz. Yani beyin orayı öğrenmiştir. Orayla bir inatlaşma söz konusudur. Kanepede uyup, yani çok uykusu gelip yatağına gittiğinde cin keser mesela. Bu grup psikofizyolojik insomni, diğer adıyla öğrenilmiş insomni, diğer adıyla kronik insomni. İnsomni tipleri içinde en yaygın olarak gördüğümüz hastalık. O zaman genetiğin de kesinlikle, kesinlikle önemi ortaya çıkıyor. Tek bir gen değil ama birçok gen bu işte rol oynuyor. Ailesel özellik vardır. Evet, demin söylediğiniz gibi ona değinmeyi unuttum. Bu insanlar yani genetik olarak uykusuzluğa yatkın doğup hayatları içinde bir faktörle uykusuzluğu başlayan ve devam eden insanlarda şöyle özellikler var hakikaten. Mükemmelliyetçi, detaycı, çalışkan insanlar. Bunları daha çok seviyor. Yani beyin öyle bir beyin. Hem mükemmelliyetçi, detaycı, ayrıntıcı, hem de uykusuzluğa yatkın bir beyin. Evet, böyle bir özellik var. Peki hocam, buradan gene bağlayarak bazı insanlar daha çok çalışmak için uyku süresini kısaltmaya uğraşıyorlar. Bu ileride zaman içinde sorunlara yol açıyor mu? Kesinlikle. Çünkü herkesin fizyolojisi farklı dedik ilk başta. Yani herkesin uyku ihtiyacı farklı. Şimdi şunu için net olarak biliyoruz. Ne yaparsak yapalım, uykumuzu bir yere kadar kısaltabiliriz. Maksimum 2 saat kısaltabiliriz. Onu da ebediyen yapamayız. En fazla 15 gün yapabiliriz. Ondan sonra arazlar başlar. Diyelim ki siz 7-8 saatlik uykuya ihtiyacı olan bir insansınız. Ama bir döneme giriyorsunuz. Çok erken kalkmanız lazım. Az uyumanız lazım. Bir şey yetiştirmeniz lazım işinizle ilgili diyelim. Ve siz o 7-8 saatlik uykuyu 6-7 saate indirdiniz diyelim zorla. Her sabah 8'de kalkarken 6'da kalktınız. 8'de kalkarken 6'da kalktınız. Bir süre idare edebilirsiniz bu 2 saatlik kesintiyle. 15 günden sonra arazlar başlar. Kafanızı toparlayamazsınız, odaklanamazsınız, uyuklamaya başlarsınız, sürekli yorgun hissedersiniz, immün sisteminiz bozulur, nezle grip olursunuz. Yani uykunuzu ihtiyacından daha aza indirmek ancak geçici olarak mümkündür. Maksimum 15 gün sürer. Peki hocam, yine çok gördüğümüz hafta içi alınamayan uykunun hafta sonu telafisi mümkün mü? Mümkün. Bu iyi bir şey. Depo. Yani işi gereği ihtiyacı olan uykuyu, işte deminki aslında söylediğime geleceğim yine. Diyelim ki siz 7-8 saatlik uykuya ihtiyacı olan bir insansınız ama uzak bir yerde oturuyorsunuz işiniz gereği ve saat 6'da kalkıyorsunuz diyelim. Ve hafta içi
işte gece de 11-12'den önce yatamıyorsunuz diyelim. Yani siz 6-7 saat uyuyorsunuz. Aslında 7-8 saat uyuyamıyorsunuz. Zaten beyninizin ihtiyacı artıyor. 5 gün olmuş ya da 6 gün olmuş. Hafta sonu onu doyurduğunuz zaman yeni haftada bu 5 günlük kısaltmayı tolere edebilirsiniz. Ama 5 günden dediğim gibi 15 gün, en fazla 2 hafta sürer zaten bu. Hafta sonları dolayısıyla telafi iyi bir şeydir. Ben hastalarıma hep söylerim. Yani çok erken hafta sonları biraz müsaade edin. Biraz ihtiyacınız olan uykuyu en azından 2 gün, hadi yapamadınız 1 gün mutlaka ihtiyacınız olan uyku süresine uyuyun diye. Bu önemli bir şey. Peki hocam, son olarak özetlersek uyku sağlığımızda, bizim uykumuzu kendimiz önlemlerle sağlıklı hale getirmemiz mümkün mü? Kişisel olarak hangi önlemleri alabiliriz? Uyku hijyeni denen altın kurallarımız var. Bir kere her şeyden önce kendi uyku tipinizi bilmeniz lazım. Yani siz kaç saatlik uykuyla yetinen bir insansınız? Uykunuzun başlama saati nedir vesaire, demin anlattığım gibi. Bir kere bunu bileceksiniz. Herkes için olmazsa olmaz şu, geceden başlayalım. Yatma saatinden 3 saat önce yeme, içme, aşırı fiziksel aktivite, bunların hepsi ya da aşırı beyinsel aktivite, bunların hepsini kenara koymanız lazım. Yani uykuya hazırlık, uykuya hürmet dönemine geçmiş bulunuyorsunuz. Artık fiziksel ve beyinsel relax olmanız lazım. Yok işte kalkıp da jimnastik yaparsanız, yok saat 10'dan sonra kalkıp yemek yerseniz, bilgisayarınızı açar, telefonunuzu açar, beyninizi uyarırsanız uykunuz bozulur. İlla uykusuzluk yaşamak zorunda değilsiniz. Uykunuzun içi bozulur. Dolayısıyla bir kere buna çok önem vermek lazım. Yatak odası çok önemli. Yatak odası uyku için ayrılan bir mekan. Yatak odasında yeme, içme, televizyon seyretme gibi aktiviteler uykuyu bozar. Onları uyku odası dışında, yani yatak odanızın dışında yapmanız lazım. Sabahları belli saatte uyanmak çok önemli. Yani bu illa saat 8'i 5 geç olmak zorunda değil. Ama uyanma saatini çok fazla ötelememek lazım. Gün içinde siesta, yani şekerleme zamanı dışında, yani güneşin tepede olduğu dönem, yani 12-2 diyelim buna, dışında uzanmak ve uyuklamak çok zararlı. Gece uykunuzu etkiler. Ama öğlen saatlerinde yapacağınız 30 dakikalık şekerleme gece uykunuza iyi de gelir, sağlığınıza da iyi gelir. Uykusunuz gelmeden yatağa gitmek iyi bir şey değil. Uyku için bir eşik saat belirlenir. Mesela siz dersiniz ki ben 12-1 arası yatarım. O sırada uykunuz da geliyordur zaten, gider yatarsınız. Yani yok ben bu akşam 9'da yatayım ya da bu akşam 2'de yatayım, iyi bir şey değildir. Yani hem sabah uyanma saati hem de gece yatma saati için bir eşik zaman belirlenmeli ve buna uyulmalıdır. Sağlıklı ve güzel bir uyku için. Çok teşekkürler hocam, çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Thank you.